Sporla başlayalım. Tüm dünyanın konuştuğu Dünya Kupası'nın şampiyonu, galibi Arjantin. Arjantin ülkesine vardı. Şimdi oradan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Sıcağı sıcağına futbolcular otobüslerinin üstünde taraftarla, Arjantinlilerle bir araya geldi, buluştu. Final maçı nefes kesen bir maçtı diyebiliriz. Çünkü bayağı bir çekişmeli devam etti. Futbolcular oyunlarındaki madalyalarla kupayı alır almaz taraftarlarıyla, ülkesiyle birlikte paylaşmak için Arjantin'e vardı. İşte o heyecana bizler de CNN Türk ekranlarında eşlik ediyoruz. Fransa-Arjantin arasında geçen bir maçtan söz ediyoruz. Kupa çok hızlı geçti demek mümkün aslında. Penaltılara kalan bir maçtı. Uzayabilirdi daha. Arjantin mi Fransa mı kazanacak konuşmaları, tartışmaları vardı. En son 80'li yıllarda Arjantin ülkesine bu kupayı götürmüştü, Dünya Kupası'nı. Ve Fransa ile gerçekleştirdikleri o maç sonrası da yeniden yıllar sonra Arjantin takımı Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu ve o Dünya Kupası'nı ülkesine gururla getirdi. Futbolcuların yüzlerinde tebessüm, gülümsemeye eşlik ediyoruz CNN Türk ekranlarında. Fransa'da geçtiğimiz yıl Dünya Kupası'nın şampiyonuydu. Fransa takımı ve Fransız taraftarlar kupadan, bu büyük heyecandan buruk ayrıldılar. Ama Arjantin'de elbette ki bu durum böyle değil. Futbolcular şu anda o otobüsün üstünden verdikleri görüntüyle heyecanlarını aslında taraftarlarıyla paylaşıyorlar. Ellerde kameralar, gözler futbolcularda, Arjantinli futbolcularda. Onların o coşkusunu Arjantin'de görmek, yaşamak, hissetmek aslında hepimiz açısından önemli ve güzel. Bizler de Türkiye açısından bir kez daha tebrik edelim futbolcuları ve teknik direktörü, takımı diyelim, yöneticileri. Çünkü güzel bir galibiyet, örnek bir galibiyetten söz ediyoruz. Arjantin'in futbolcular bu maçı kazandılar. Dünya Kupası'nın sahibi oldular. Messi, dünyaca ünlü bir futbolcu. Maça damgasını vuran bir isim de, Dünya Kupası'nda oldukça emeği geçen, aslında sosyal medyada da birçok başlık üzerinden, hashtag üzerinden Messi günün şampiyonu da, yılın şampiyonu da diyebiliriz. Çünkü önemli bir başlık. Futbolcular şu anda şarkılar eşliğinde bu coşkuyu kendi taraftarlarıyla yaşıyorlar. Otobüsün üzerinden verdikleri o fotoğraf karesiyle Arjantinli futbolcular Dünya Şampiyonası'nda Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Şu anda ülkelerinde taraftarlarıyla bir araya geldiler. Otobüsü yavaş yavaş hareket ediyor. Arjantin sokaklarında tur atacak futbolcular otobüsün üzerinde. 2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin-Fransa arasında geçti. Karşı karşıya geldi iki takım. Penaltılara kalan bir maçtan söz ediyoruz. Beraberlik sürecinin ardından Arjantinliler öne geçti. Karşılaşmanın skoru 3-3'lüktü ve o skorla maç penaltı atışlarına gittikten sonra hepimizin nefesi kesildi. Türkiye'de 7'den 70'e, dünyada 7'den 70'e herkes bu maçı izledi demek mümkün. Seri penaltı atışları sonrası Arjantin 2022 Dünya Kupası şampiyonu oldu. Şimdi kendi taraftarlarıyla, ülkeleriyle bir araya geldiler ve sokaklarda aslında tur atıyorlar. Şampiyonluk turu, şampiyonluk zaferine tamamlıyor Arjantinli futbolcular.